Hicretin 6. yılında Kabe-i Muazzama'yı tavaf için hazırlık yapıp yola koyulan Müslümanların Mekke'ye doğru yürüdüklerini haber alan Mekkeliler oldukça tedirgin olmuşlar. Müslümanları Kabe topraklarına sokmayacaklarına yemin ederek savaş hazırlığına başlamışlardı. Hudeybiye denilen bölgeye gelindiğinde Huza kabilesinin reisi Büdeyl, Mekkelilerin savaş hazırlığına giriştiği haberini Allah Resulüne verince, Peygamber aleyhissalatü vesselam buraya savaşmak için gelmediklerini, niyetlerinin sadece Beytullah'ı tavaf etmek olduğunu belirtti. Ayrıca aralarındaki çarpışmaya da bir son verip belirli bir müddet için anlaşma yapabileceklerini söyledi. Bu haber Mekke'de duyulunca Urve bin Mesud, "Beni anlaşma yapmak üzere ona gönderin," dedi. Mekkeliler de "Pekala, git," deyip onu Peygamber aleyhissalatü vesselamla görüşmeye gönderdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam Urve'ye de Huza kabilesinin reisi Büdeyl'e söylediklerine benzer şeyler söyledi. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Urve ile konuşurken, Urve de bu esnada göz ucuyla Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabını tetkik ediyordu. Sahabe-i kiramın Allah Resulüne gösterdikleri muhabbet, teslimiyet ve sevgi Urve'nin gözünden kaçmamıştı. Urve Mekke'ye döndüğünde Mekkelilere sahabe-i kiramın ahvalini şöyle anlatıyordu. "Ey kavmim, iyi dinleyin. Vallahi ben pek çok kralın huzuruna elçi olarak çıktım. Kisra'nın, Kayser'in yanına girdim. Ama Müslümanların Muhammed'e karşı gösterdikleri yüksek bağlılık ve hürmeti hiçbir millette görmedim. O bir şey emrederse hepsi birden koşuyor. Abdest alsa, abdest suyundan kapmak için birbirleriyle mücadele ediyorlar. O bir şey konuştuğunda seslerini hemen kısıyorlar. Ona duydukları hürmet sebebiyle onun karşısında başlarını önlerine eğiyor. Yüzüne dikkatle bile bakmıyorlar." Hudeybiye'de hayatları pahasına da olsa Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamı destekleyeceklerine, savaşıldığı takdirde kaçmayacaklarına yemin eden sahabiler Allah-u Zülcelal'in rızasına nail olmuşlardır. Allah-u Teala bu hoşnutluğu Kur'an-ı Hakim'de şöyle bildirir. "O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir." Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatır. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, "Ashabıma sebbetmeyin, dil uzatmayın. Nefsim elinde olan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun ki, sizden biri Uhud dağı kadar altın infak etse, onlardan birinin infak ettiği iki avuç, hatta bir avuca bile bedel olmaz."